Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Asus akıllı telefonlarla birlikte gelen Audio Wizard uygulamasına yakından değineceğiz. Müzik uygulamasıyla birlikte entegre bir şekilde çalışabilen eklentiye dilerseniz yakından bakalım. Uygulamada film, müzik, oyun ve vokal odaklı ses efektleri bulunuyor. Aslında bakarsanız bu seçimlere tanımlanmış özel equalizer ayarları da diyebiliriz. Audio Wizard'ın sese katkısı çok farklı bir şekilde. Özellikle 32 ohmluk 60 mm sürücülü Cerberus'u pasif haldeyken besleyemiyordum. Aktif ettiğimde besleyebildiğimi fark ettim. Ses şiddetini kafadan birazcık da artırıyor ve sesteki değişikliği fark edebiliyorsunuz. Bu değişiklik, aha işte ses mükemmel oldu şeklinde değerlendirilmemeli. Sonuçta doğal olan bir şeye müdahale ettiğiniz için sizi nasıl etkilediğine de bakmalısınız. Uygulamada aynı zamanda akıllı mod var. Kullanım yerinize göre kendisi otomatik olarak ayar yapmakta. Modlardan biraz bahsedeyim. Film modu özellikle filmlerde dil frekansları biraz daha güçlendirebiliyor. Aynı zamanda biraz daha Dolby edasını da süsleyebiliyor. Bas sesler biraz daha vurgulu ve derin çıkmakta. Aynı şekilde müzik dinlerken de bu modu kullanabilirsiniz. Hafif distorsiyonla karışık dip sesler diğer sesleri boğabilse de bas severler için oldukça iyi bir mod olduğunu söyleyebilirim. Tabii şöyle de güzel bir avantajı var. Kulağa tırmalayan tiz seslerini daha hoş bir kıvamda kısarak geri planda yansıtabiliyor. Film izlerken gerçekten işe yarayabilmekte. Uzun süreli denemelerimde ses çıkış gücünü birazcık da arttırdığını fark ettim. Onun dışında birçok farklı telefonda ya da uygulamada modlar arası geçişleri genelde hissetmekte güçlük çekeriz. Çünkü aralarında pek bir fark yok gibidir. Ama Audio Wizard'da öyle değil. Dinlediğiniz zaman modlar arası geçişlerde bariz kendini daha fazla hissettirebiliyor. Müzik moduna geçtiğimizde midin daha ön plana çıktığını ve high mid seslerinde canlılaştığını söylemeliyim. Vokal daha canlı ve ön planda gelebiliyor. Bu şeyler ne işimize yarayacak derseniz, elektronik müzik dinlerken acayip keyif alacaksınız. Vokal odaklı rock ve metal müzik dinlerken yine keyif alacaksınız. Bu modda bas, film moduna ve oyun moduna nazaran biraz daha geri planda kalmış. Dinlediğiniz türe göre seçim yapmanız gerektiğini belirtmeliyim. Müzik modu harbiden müzik modu olmuş. Şahsi olarak söylüyorum, müzik moduna uygulamada bulunan equalizer ayarlarıyla veya bas yükseltmesiyle müdahale ederek kaliteli bir hava yakalayabilirsiniz. Oyun moduna geçtiğimizde seslerin daha dengeli olduğunu hissedebiliyoruz. Bas, mid ve tiz diğer modlardan daha uyumlu. Geçişler kendini daha derinden hissettirebiliyor. Oyunların atmosferine uygun bir şekilde sizi içine çekebilir. Vokal modu ise tiz ve bası bayağı bir geri plana atarak midi ön plana çıkartmış. Daha duygusuz, sadece vokal odaklı olduğunu söyleyebilirim. Atıyorum bir ses kaydı dinleyeceksiniz, kesinlikle işinize yarayacaktır. Gelişmiş efektlere değinecek olursak gördüğüm en büyük eksiklik bas ve tizi arttırabiliyorken eksilere düşüremiyor oluşumuzdur. İletişim iyileştirme özelliğinden bahsetmek gerekirse sesin gücünü biraz daha etkilediğini kapatıp açınca sizler de fark edeceksiniz. Bu özelliği fotoğraf makinesindeki fotoğrafın renk ve keskinliğini arttırma özelliğinin ses versiyonu olarak da düşünebilirsiniz. Equalizer bölümüne geçtiğimizde pop, rock ve metal gibi özel ayarlara yer verilmediğini, sadece ayar yapıp sıfırlayabildiğimizi görebiliyoruz. Şahsen ön tanımlı ayarlara mod kısmında yeterince doyduk. Ek olarak bu ayarlara da gerek var mı diye soracak olursanız bence gerek yok. İsteyen olursa müzik uygulamasının equalizer'ını kullanabilir. Audio Wizard'ın sese katkısı yadsınamaz. Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. AudioFX gibi iyileştirmelere nazaran daha başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.